ve Türkiye İsrail bombardımanı altında bulunan Lübnan'daki vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere tarihinin en büyük tahliye operasyonlarından birini gerçekleştiriyor. Beyrut limanına demirleyen deniz kuvvetlerine bağlı İskenderun feribotu 1200 Türk vatandaşını alarak Türkiye'ye doğru harekete geçti. Kameraman Cumhur Çatkaya'nın görüntüleriyle birlikte NTV Beyrut muhabiri Eyüp Coşkun'un tahliye operasyonundan izlenimleri geliyor öncelikle karşınıza. Şu anda Beyrut limanındayız. Arkamda gördüğünüz deniz kuvvetlerine bağlı İskenderun feribotu 1200 Türk vatandaşını Türkiye'ye tahliye edecek. Türkiye'nin yaşadığı en büyük tahliyelerden biri yaşanıyor şu anda. İnsanlar büyük bir heyecan içerisinde bir an önce feribota binip bombalanan, her gün İsrail uçakları tarafından bombalanan Beyrut'tan ayrılmaya çalışıyor. Lübnan'dan tahliye edilmek üzere otobüslerle İskenderun feribotunun demirlediği Beyrut limanına götürülen Türk vatandaşları önce pasaport kontrolünden geçirildi. Tahliyeyi bekleyen vatandaşlar buruktu. Korku içerisindeyiz. Korkudan başka bir şey yok. Korkudan başka bir şey düşünmüyoruz. Bombalar düşüyor. Çoluk çocuk ölüyor, gidiyor. Yani bütün vatandaşlar hep kaçıyor. Savaştan kaçıyor. Tahliye operasyonu sırasında Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İrfan Acar da vatandaşlarla yakından ilgilendi. Sanıyorum bir seferde topluca yapılan en büyük tahliye bu oluyor 1200 kişiyle. Yani toplam son iki hafta içerisinde 2000'e yakın vatandaşımızı Beyrut'tan ülkemize tahliye etmiş oluyoruz. Vatandaşlar da tahliye operasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bizi ya ateşten kurtarıyordu. Yani memnun olmayacağız mı? Ha? Seni ateşten kurtarırsa memnun olmayacak mısın? SAS komandolarının geniş güvenlik önlemleri aldığı limanda bavullar tek tek dedektörlerden geçirildi. Yolcular üstler arandıktan sonra feribot alındı. Mürettebat vatandaşları sıcak bir şekilde karşıladı. Deniz kuvvetlerine bağlı bir fırkateynle bir kruvazörün eşlik ettiği feribotun 17 saatlik yolculuğun ardından Mersin limanına ulaşması bekleniyor.